yapmadığı Can için. Can Atalay bir açıklama yaptı. Söyleyebilir miyim? Bunu da tabii yorumlayın. Adalet Bakanı'nın söylediklerini de üzülerek ve şaşkınlıkla dinledim. Ya hukuku konuyu bilmiyor ki, çok yazık olur. Ya da bilerek doğruyu konuşmuyor demiş. O zaman da daha büyük yazık, anayasa var. Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay kararları var. Mustafa Balbay, Engin Alan, Leyla Güven, Sabahat Tüncel kararları var. Hepsinin özeti, hepsinin sonucu şu: ben burada tutulamam. Bakın, Can Atalay'ın tahliyesi için gerekirse yürümeyi, şuradan Ankara'ya yürüyecek bir meslektaşı olarak tekrar söylüyorum. Şu an burada 18 yılı alan benim meslektaşım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, devleti ve ülkesinin bölünmez bütünlüğüne yönelik bir suçla, gezi kalkışmasıyla yargılanmış ve mahkumiyet ve hüküm almış durumda. Sabahat Tuncel, Mustafa Balbay, onlar ise terörle mücadele kanunu TMK kapsamında terör örgütü üyeliğinden, yanılmıyorsam Sabahat Tuncel mahkumiyet almıştı. Mustafa Balbay keza herhalde yine devlet sırrını ifşa etmek veya... Yok, hatırlamıyorum Mustafa ben abi. Ben de hatırlamıyorum ama... Ergenekon davasında Ergenekon yargılanmıştı. Evet. Evet, terör örgütü. Ergenekon terör örgütü ve buna mensubiyet gibi, tam olarak hatırlamıyorum. Ancak suç nevileri, yargılandıkları maddeler farklıydı diye biliyorum. En azından Sabahat Tuncel'i biliyorum. Tam olarak terör örgütü ne üye Peki, olmak nereye suçunda. Bağlıyorsunuz? Yani burada anayasanın 14. maddesi şu an sevgili meslektaşımız Can Atalay'ın tahliyesinin önünde, her ne kadar yoruma dayalı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kahir ekseriyetinin umarım tahliyesi yönünde bir görüş beyan ederek bir yaklaşımda bulunur. Bu mecliste bulunarak, oylanacak mı? Hayır. Bu konuda meclise soru, Yargıtay'dan meclise, yanılmıyorsam, müzakere yazılacak. O cevaba göre, meclis başkanlığının verdiği cevaba göre Yargıtay bu konuda bir karar verecek. Yani oylanmayacak, ancak meclis başkanlığına sorulacak ve bu sorunun cevabı karşısında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tekrar meclise bir cevabi yazısıyla tahliyesi mümkündür şeklinde yazı bekleniyor. Evet. Bildiğim kadarıyla. Tamamdır, ancak lütfen. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da henüz 3 gün içinde aslında yazması gereken müzakereyi niye yazmadı? Yazması gerekiyordu. Onu da öyle biliyorum. Henüz yazılmamış. Bir an önce bunu yazması gerekiyor. Bu konuda hüküm henüz kesinleşmemiş olduğundan mahkumiyet kararı var. Ancak bu mahkumiyetin anayasanın 14. maddesine tam olarak aykırılığı söz konusu mudur, değil midir? Yani burada açıkçası anayasamızın böyle maddeleri var. İçerik olarak baktığınızda masum gözüküyor. Ancak darbe dönemi anayasası olması nedeniyle işte bir araya gelip en azından bu maddelerden ayıklayalım. Peki. Ne dersiniz Ufuk Hocam? Can Atalay meselesi. Tabii. Can Atalay doğrudan milli... Bir hukuki tartışma tabii mıdır bu, siyasi tartışma mıdır? Hukuki boyutu da olan bir siyasi tartışma ve siyasi okuma tabii ki. Yani Can Atalay ile ilgili meclis başkanlığının takdirine bırakılacak bir durum söz konusu değil. Yargı bağımsızlığı zamandan bağımsızlık değil. Sürmekte olan bir dava. 3 yıl sürerse ne olacak? Bu milli irade yargının bağımlı değişkeni haline getirilebilir mi? O yüzden kabul edilebilir bir şey değil. Yani cezanın kesinleşmesini bekleyelim ve milli iradeyi bu şarta bağlayalım demek doğru değil. Bir de ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünün yanı sıra bireyin bölünmez bütünlüğü diye bir şey söz konusu. Yani bütün bu tartışmalar, anayasanın ilgili maddeleri de dahil olmak üzere, yani siyasi okumalar farklılaştıkça birbirimizin canını okumaya devam ediyoruz. Burada milli iradeye sadakat esas. Ve bir an önce de Can Atalay'ın mecliste olması lazım. Bu milletvekili süresi bittikten sonra zaten devralınacak bir mesele. Yani burada ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğünden yana olanlar ve karşı olanlar diye bir şey yok. Bu kapsam içerisinde siz
Yani gezi etkinliklerine diyelim. Katılan herkesi o kapsam içine alabilirsiniz. Zaten terör tanımı da öyle değil mi? Bir türlü uluslararası standartlara uygun daraltma yapılamıyor. Bu Adalet Bakanlığı'nın yargı reform paketlerine davet ettiklerine hep katılırız. Önerilerimizi söyleriz. İşte anayasanın 90. maddesine uyulsun. Siyasiler yargı hakkında kanaat beyan edilmesin. Evet evet denir. Ama bir türlü biz bu perakende hukuktan kurtulamıyoruz. Yani hangi Batı ülkesinde yargı paketi diye bir şey var yani? Niye biz anayasa değişiklikleri dahil olmak üzere bir kere de bu adımları atamıyoruz? Yani geçmiş dönemde genel kurula gelmediği için duran bir anayasanın 60 maddesine mutabakat vardı. Onları da alıp topluca bir değişim yapmak yerine niye böyle parça başı, perakende, kendine demokrat, kendi önceliklerini toplumun öncelikleri haline getiren bir tutum içerisine giriyoruz? Bunu anlamak mümkün değil. İçişleri Bakanımız çıkıyor, hukukun üstünlüğü esastır diyor, insan hakları esastır diyor. Çok güzel. Ama daha geçen hafta, evvelki hafta cumartesi anneleri arkadan kelepçeleniyor. O cumartesi anneleri bir başka konjonktürde Sayın Berfanalar vesaire Sayın Erdoğan'la görüşme yapmışlar. Yani konjonktüre göre farklı tutumlardan çıkmamız gerekiyor. Yani bu anayasa değişikliği de dahil olmak üzere böyle zihni sinir projeleri gibi 2 madde, 3 madde, 5 madde, yani bunu bir yana bırakmak lazım. O demin söylenen, eğer iktidarla muhalefet arasında bir duygu kopukluğu olduysa, köprüler atıldıysa, tam da şimdi mecliste belki hani konu merkezli, iktidarıyla muhalefetiyle bir anayasa değişimi konusunda ortaklaşabilecek bir tutuma girmek gerek. Yani var mı umudunuz, gerilir mi? Ya bir yerden başlamak lazım. Çünkü bir konu merkezli gidecek. Ya yani muhalefet dedi ki ön yargılı bakmayız. Getirecek pakete bakarız. Hocam, sizin vekilliğiniz döneminde, eğer ben yanlış hatırlıyorsam, evet, birlikte hareket ettiğiniz o partiyle birlikte, galiba o zaman adı HDP miydi o zaman? HDP'ydi. Anayasa değişikliğine karşı çıkmıştı onlar. Daha evet, doğrusu oy vermedi. Evet. Ama evet, siz bir madde için gidip oy kullandınız. Yanılıyor muyum? Yok, biz o dönem yani kendi kurduğumuz parti Ziya Halis'in Barış ve Demokrasi Partisi'ydi. Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ydi, HDP'ydi. O dönem Erdoğan zihniyetine hayır, 12 Eylül Anayasası değişikliğine evet diye bir pozisyon almıştık. Yani ya 12 Eylül Anayasası'ndan yana olacaksın, ya AK Parti'ye karşı çıkacaksın yerine hem 12 Eylül Anayasası'nı eleştiririz hem de AK Parti yönetimini eleştiririz gibi pozisyon almıştık. O 2010 referandumuydu. Bence solun düğmeyi yanlış iliklemesi oradan başlar. Yani AK Parti kapatma dahil. AK Parti'yi eleştirmenin yolu 12 Eylül Anayasası'nın değişmemesinden geçer tezi AK Parti esas güçlendiren, karşı tarafı da statükocu pozisyonuna düşüren bir tartışmaydı. Şöyle bir dönüp o dönem Venedik Komisyonu raporlarına kimse bakmadı. Sorduğunuzda o ne diyorlar? Bu Avrupa Konseyi'nin. Mesela 2010 referandumuna Venedik Komisyonu evet dedi. O başkanlık tartışmasına hayır dedi. O dönem biz öyle bir tutum almıştık. Maalesef parti kapatmayla da ilgili AK Parti ile o dönem BDP'nin anlaştığı varsayımı üzerine sadece 6 milletvekili katılacak denmişti, ama Murat Başeskioğlu vesaire gibi ekip, daha sonra MHP'ye geçen, hayır dediği için parti kapatmayı zorlaştıran maddede o furya içerisinde geçmemişti. Yani en azından daha önce geçen şu 60 maddeyi de bir türlü dahil etmek mümkün olmadı. Ama şu meclisin açılışına bakın. Ama hocam bir de şunu evet, hatırladım. Avrupa Konseyi'nden bir açıklama yapıldı. Evet. Kavala ve Demirtaş açıklaması, bu üyelikten ihraçla dair bütün seçenekler gözden geçirilecek mi? Dolayısıyla başka bir hukuki siyasi ya da siyasi hukuki tartışma daha zaten gündemden hiç düşmüyor. Hem Demirtaş Kavala davası, bir de şimdi Can Atalay. Tabii şimdi onu söyleyecektim. Selahattin Demirtaş'la ilgili de AYM'in aldığı karar ortada. Yani burada böyle iki arada bir derede tutum almak yerine hakikaten bu 12 Eylül mirasını zihniyet olarak da dönüştürmek gerek. Meclis açılışında gördük. Herkes yemin etti değil mi? Biz yeminin içeriğini tartışmıyoruz. Niye meclis açılışında herkes 10 saat yemin eder? Ya meclise girerken parmak izi falan bırakıyorsunuz ya. Bir de bu yemin metnine imza atın bitsin. Yani değil mi? Bu basit bir şey. Yani niye 10 saat?
Hani diyeceksiniz ki bazı milletvekilleri yemin töreni dışında hiç çıkıp konuşma imkanı olmuyor, bir vesile oluyor diye. Ama yani değişim dediğiniz şey, bu basit şey, o kadar zor ki. Anayasanın ilk dört maddesi. Türkiye Avrupa Birliği üyesi olsa ne olacaktı? Brüksel ve Ankara başkent olacaktı. İki bayrak. Yani değişimi ne zeminde yapacağınız önemli. Dolayısıyla biz bu konulara o kadar ideolojik ve doktriner bakıyoruz ki sağlıklı değerlendiremiyoruz. Ama bu yeni sayfa açılacaksa eğer mecliste, ya yani muhalefetin bu konudaki kaygılarını da dikkate alan bir yerden bu yani memleketin ortadan karpuz gibi bölünmesi gerçeğini bir şekilde aşabilecek bir ortak irade ortaya koymak durumdayız. Ama sorduğunuzda hiç kimse, ben bugüne kadar hiçbir Adalet Bakanı bütün bunlarla ilgili itiraz ettiğini görmedim. Ama başta televizyonlar olmak üzere bütün siyasi parti lideriniz yürümekte olan davalarla ilgili her türlü kanaatini özgürce beyan ediyor. Yani bunu o kadar içselleştirmişiz ki. Sadece devlet erkinden bahsetmiyorum. Yani kanaat önderleri, siyasiler vesaire. Elde var bir diye bakıyoruz bu iş. Ha, burada yoruma dayalı bir şey şimdi mesaj kısa geldi. Kısa işe alayım. Gürkan Bey'le devam edeceğim ama birkaç dakika aran verdim. Milletvekili dokunulmazlığı kapsamına girmeyen suç türleri bir suçüstü halleri biliyorsunuz. Ağır cezayı gerektiren ve suçüstü hali olan davalar ve dosyalar ve olaylarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasına gerek olmaksızın direkt dava başlar, yargılama yapılır. Doğru. İkincisi de milletvekili seçilmeden önce devletin bağımsızlığı ve ülkesi bölünmez bütünlüğüne yönelik olan davalar varsa yine aynı şekilde dokunulmazlığın kaldırılmasına gerek duymaksızın yargılama devam eder. Şimdi burada yoruma dayalı olan tek şey yargılama devam ederken tutuklu olup olmayacağı meselesi. Çünkü Yargıtay'da olan davanın devam edeceği kesin, ancak bu süre içerisinde bana göre her ne kadar dokunulmazlık kapsamında olmayan 14. madde nedeniyle suçtan dolayı yargılanıyorsa da sevgili meslektaşımın tahliyesiyle beraber Yargıtay'daki dosyasının devam etmesi, mahkumiyet alması halinde de milletvekilliğinin düşürülmesi noktasında meclisteki prosedürlerin tamamlanarak mümkün olabilir. O yüzden tahliyesi gerekir.